Ünitemizde hazır gıdalar bölümüne geldik. Burada e, gıdalardan bahsediyor olacağız. Gıda maddeleri eğer üzerinde herhangi bir katkı maddesi yoksa direkt e, üretiminden tüketime doğru gidilen bir e, yolu varsa bu gıdalara biz doğal gıda diyoruz. Yani üzerinde herhangi bir e, işlem yapılmadan tüketilen gıdalardır bunlar. Doğal gıdalar e, kısa ömürlüdür. Oksitlenme mikroorganizmalar gibi nedenlerle uzun süre saklanamayan gıdalardır. İşte bu aldığımız sebzeler, meyveler e, bunlar doğal gıdalar olarak bilinir. Teknolojinin gelişmesi tabi tabii artan nüfus, insanların zamanı verimli kullanması, kullanamaması gibi nedenlerden dolayı hazır gıdalar çok fazla e, hayatımıza giriyor maalesef. Hazır gıda derimiz işlenmiş ve paketlenmiş olarak satılan içinde gıdanın uzun süre dayanmasını sağlayacak katkı maddeleri, gıda boyaları ve kimyasal maddeler bulunan gıdalardır. Hazır gıdalar işte hamburger, ketçap, meşrubat, kızarmış patates, çikolata gibi bu tür paketli gıdaların hepsi hazır gıdalar örnek olarak verilebilir. Hazır gıdaların yoğun şekilde tüketilmesi e, obezite başta olmak üzere metabolik sendrom, e, şeker hastalığı, tansiyon gibi rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Bu artık bilinen bir gerçek. Hazır gıdalara bozulmayı önlemek, güzel görünmesini sağlamak amacıyla birçok kimyasal madde katılır bunlar içerisinde işte koruyucular, renklendiriciler, emisyonlaştırıcı, tatlandırıcılar vardır diyebiliriz. Şimdi bunlara bir bakarsak koruyucularımız şeyler antimikrobiyal maddeler. Bunlar bakteri, küf ve mantar oluşumunu engellemek adına tabii ki bir anlamda da raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddeleridir diyebiliriz. Bunlar nelerdir? İşte nitrit, nitrat. Bunlar daha çok böyle sosislerde, salamlarda kullanılır. Kükürt dioksit, benzoik asit ki benzoik asit aralarında en masumu sodyum benzoat diye kullandığımız şeyler sorbik asit gibi kimyasallardır. Bunların bazıları kanserojen etkiye sahip olabilmektedir. Uzun süreli kullanıma bağlı olarak. Renklendirici olarak kullanılması ya da bir gıda katkı maddesine renklendirici olmasının sebebi aslında güze, göze güzel görünmesini sağlamak. Yani ona renk vermek. Zayıf renkteki besin daha kuvvetli hale renk haline getirmek. Düşük kaliteyi gizlemek için yapılabilir burada tabi astım, deri dönükleri, migren, erken doğum, kanser, tiroid, tümörü, kromozom zedelenmesi gibi bu birçok hastalığa sebep olabilmektedir bu renklendiriciler. Özellikle çocuklara yönelik gıda maddelerinde bunlar çok fazla kullanılıyor. Boyar maddeler. bunlar da dediğimiz gibi hem albeni arttırmak için hem göze güzel görünsün diye kullanılan maddelerdir. Emülgatörlere gelecek olursak bunlardan ee, su ve yağ gibi bile karışmayan maddeler heterojen bir karışım yani emisyon oluştururlar. Bu emisyonlardaki faz ayrılmasını engellemek için maddeyi homojenize etmek adına faz ayrılmasına engel olup maddeyi homojenmiş gibi göründürmek e, görünüm kazandırmak adına kullanılan maddelerdir emülgatörler. Çok çeşitli emülgatörler var. İşte bir e, mayoneze mesela bunu koyduğunuzda mayonezin her yerinde özelliğin aynı olduğunu görürsünüz. Sıktığında başı ortası sonu her yer aynı olur bunu emülgatörler sayesinde sağlarlar üreticiler. Tatlandırıcılara gelecek olursak tatlandırıcılar da gıdaya tat vermek adına ya da tadını arttırmak adına kullanılan maddeler. Gliserol, aspartam, sorbitol gıdalarda kullanılan en sık kullanılan tatlandırıcılar. Bunun yanı sıra aspartam gibi Sakarin gibi şeyler de var ekstra tatlandırıcılar da var. Bunlar dildeki tat duygularını daha fazla uyurarak daha fazla şeker tadı alınmasını sağlar. Bunlar da tabi çeşitli rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Özellikle en çok tabi burada vücuttaki insürünü yükselterek oradaki işte vücutta iç organ yağlanması, karaciğer yağlanması, obezite, yüksek kolesterol, tansiyon gibi rahatsızlıklar yanı sıra kalp ve sindirim sistemi hastalıklarına yol açabilmektedir. Gıda katkı maddeleri hazır gıdalar üzerine Europan kelimesinin baş harfi olan E kodu ile verilir. Buradaki E kodlarına bakarsak bunları tabii ki ezberlemene gerek yok. Bunlar bilgi amacıyla veriliyor. Renklendiriciler E100 ile E200 arası, koruyucular, antioksidanlar, emisyonlaştırıcılar ve stabilizatörler, asit bas sağlayıcılar, tatlanıcılar, koku vericiler, geniş amaçlı gıda katkı maddeleri şeklinde sıralanabilir. Bu E kodlarının her birinin bir karşılığı var, bir maddesel karşılığı var. Bunları da içindekileri okursan bu e-kodlarını görürsün. İşte çok da önemli tabi hangi aralıkta olduğu sadece bu şekilde bir sınıflandırmaya ait olduğunu bilsen yeterlidir bu e-kodlarının. Gıda katkı maddelerinden kaçınmak günümüz koşullarıyla neredeyse imkansız. Bu nedenle hazır gıdadan olduğu yiyecekleri alırken dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bunlar nelerdir dersek bir defa öncelikle şu paketin üzerindeki ilk önce o ürünün saklama koşulları Üretim tarihi son kullanma tarihine mutlaka bakılmalı. Burada son kullanma tarihi tavsiye tavsiyeden tüketim tarihi geçmiş ürünler ya da yakın olan ürünleri almamak gerekir. Eğer biz de eve gittiğimizde onu 3-5 haftada tüketeceksek yakın tarihli olanlar da satın almaması gerekir. Bazen özellikle mağazalarda ya da marketlerde bu tür ürünler biraz daha indirimli satılabiliyor. İşte %10-25 indirimli deyip bir peynir satılabiliyor mesela kasa ürünlerinde bunları alırken de tarihe bakmak lazım. Mesela miyadı atıyorum iki hafta olan bir peyniri e, oradaki işte market işte yüzde indirim yapmış olabilir. Eğer bu işte küçük bir peynir paketi ve hemen tüketilecekse alınabilir belki ama aldığınızda siz bunu iki haftadan daha uzun sürede tüketecekseniz almanızın bir anlamı yok. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bazen de şey vardır değil mi? Marketlerde mesela özellikle tavuk gibi ürünlerde Tarihi yakın olan rüste koyarlar ki kişi eline uzattığında onu alsın diye. Halbuki altta daha uzun tarihli olanlar var. O tarihleri kontrol etmekte fayda var. Saklama koşullarını bilmek de önemli. Saklama koşullarını uygun şekilde saklamak lazım. Ee, yani soğuk zincir bozulmayacak şekilde mesela dondurmuş gıdalarda en son bunu alıp marketten çıkıp eve varır varmaz bunu tekrardan buzluğa koymak gerekir. Mesela bunlara dikkat etmek gerekiyor. Etiketi yıpranmış bu Nerenin okuma etiketler? Kesinlikle alınmamalı zararsız katkı maddeni içeren gıdalar tercih edilmeli. Tercih, o yüzden aslında yapmıyoruz belki ama alışkanlık haline getirmek lazım. Ben öğrencilerimde bunu görüyorum. Birçok öğrencimiz ve ailesi maalesef hiç içindekileri bilmiyor. Yani içindekileri hiç bakmamışlar. Yani adam meyve suyu içiyor mesela diyorum ki o meyve suyu mu gerçekten evet hocam falan diye içerin içindekine bir bak bakayım diyorum şimdi i̇şte içinde adam yazmış ya su fruktoz çurubu glikoz çurubu şeker işte koruyucu madde yazmış yazmış en son demiş ki meyve oranı %10'dur ya da işte meyve suyu konsantresi demiş. Halbuki işte şey şekerli su yani e, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hani aldığınız üründe ne kadar mesela meyve suyunda ne kadar meyve var. Bir defa içindekileri e, çoktan aza doğru yazmak zorunda üretici firmalar yani içinde en çok bulunan maddeyi ilk önce yazması lazım. Mesela işte meyve suyunda en çok ne bulunur su o zaman ilk önce suyu yazacak. Eğer meyve suyunda %50 oranında meyve varsa, mesela ikinci sırada onu görürsün. Meyve oranı %50'dir der. İşte şu 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 meyveler var. Veya bir bisküvi aldığında veya bir çikolata aldığında işte içinde içindeki yağlar, mesela ayçiçek yağı, işte palmiya. palm işte palmiye elde edilen yağlar, bunlar mesela yazabiliyor. İşte tereyağı varsa tereyağı yazılıyor, özellikle belirtiliyor. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Daha çok zararsız olanları tercih etmek. Daha az koruyucu madde içerenleri tercih etmek gerekir. Bazen de reklam kokan hareketler olur. Böyle ön yüzünde işte, işte şu kadar ne bileyim işte şu 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 besin değerine sahiptir der. İçindekileri açıp bakmak lazım. Yani orada içinde minimal düzeyde varsa bile onu adam reklam olarak ön plana çıkartıyor olabilir. Belki o yeterli bir doz değildir. Yani o mesela D vitamini süt diyor. E bakıyorsun D vitamini aslında çok da bir şey değil. Yani çok çok anlamlı bir rakam değil. O zaman ona o anlamlı olmayan rakama da o kadar para vermeye gerek yok diye düşünüyorum. E, o yüzden içindekiler okumakta özellikle sürekli alınan ürünlerde içindekiler okumakta fayda var. E, buna dikkat edersen seviniriz. En az katkı maddesi içeren gıdalar tercih edilirse iyi olur. Gıdalar son kullanma tarihi geçten bir hafta sonra da kullanılabilir gibi bir algı var. Bu yanlış. Son kullanma tarihi geçmiş gıdalar kesinlikle kullanılamaz. Çünkü onlar hesaplanıyor zaten. Şimdi gelelim pastörizasyon ve UHT yöntemine. Pastörizasyonla UHT arasında küçük bir fark var. Pastörizasyon bakterileri öldürmek için kullanılan bir yöntem. Gıda maddesini bak şurada yazıyor. 60 ila 100 derece Celsius'a kadar ısıtılıyoruz, ısıtıyoruz ve o bakterilerden arındırıp tekrar soğutuyoruz. UHT yönteminde ise daha uzun ömürlü bir süt elde ediyoruz burada çok kısa bir sürede 140 ile 150 dereceye kadar ısıtılıp birden soğutuyoruz. UHT yönteminde bu. Uzun ömürlü süt anlamına geliyor. Mesela burada zararlı bak bakterilerden tamamen aranıyor. UHT süt olarak bilinen sütteki faydalı bakteriler ve ürettiği enzimler de ölüyor. Onu söylemek lazım ama raf ömrü uzuyor. Yani raf ömrü mesela 4 aya 5 aya çıkabiliyor. Ama pastörize sütlerde hani pastörizasyon işlemi de yine bakterileri öldürüyor ama UHT kadar değil. Orada mesela e, süreç işte 2 hafta ya da 3 hafta olabiliyor pastörize sütlerde. UHT sütlerde ise daha uzun ömürlü süt oluyor. UHT süt pastörize süt müdür? Hayır. UHT ve pastörizasyon işlemleri farklı uygulamalardır. İşte burada günlük pastörize süt dediği şey mesela bu Atatürk Olman Çiftliği'nin sütü. E, bu süt mesela e, atıyorum işte ömrü 2 haftadır en fazla. Hani kutu açtıktan sonra zaten 2 gün de kutu açılmazsa buzdolabında saklayarak belki bir hafta iki hafta ama üzerinde UHT yazsa o kapaklı şeyler oluyor kutular oluyor. Onun mesela rap ömrü 4 ay 5 ay olabiliyor. O da tabii açıldıktan sonra gene 2 gün içinde tüketilmesi lazım ama açılana kadar yine dayanabiliyor. Koruyucular, renklendiriciler, yapay tadlanıcıların sağlık üzerindeki etkilere bakarsak aslında az önce biraz konuştuk bununla ilgili. Burayı da hızlı geçebiliriz. Nitritler, nitratlar, kansere neden olan e, maddeler oluşabiliyor. E, Kanın oksijen taşıma yeteneğini azaltıyor. Benzoik asitlerimiz gibi. Hani dedim ya bunların arasında belki en az etkisi olanlar o da astım deri döküntüsü hiperaktiviteye neden olan koruyucu katkı maddeleri olarak biliniyor. Yani sonuçta bunlar çok her şeyi tek tek detay detay bilmene gerek yok ama sonuçta çok da zararsız maddeler değiller. Renklendiriciler de öyle. Az önce söyledik bunu. işte alerjik reaksiyonlara deri döküntülerine astım ve hiperaktiviteye neden olabiliyorlar. Tatlandırıcılar da e, monosodyum glutamat özellikle MSG diye yazılır. Bu e, besine ekstra bir tat katar. Çin tuzu olarak bilinir aynı zamanda monosodyum glutamat. Hani tatsız bir şeyi daha tatlı hale getirebiliyor az miktarda dökülse bile ve çok da ucuz bir ham madde. E, kilo verme kronik ağrı ile ilişkileri saplanmış. Mesela sü sükroloz bu tatlancılardan biri de Abdomal yollar, nörolojik, psikiyatrik hastalara sebep oluyor. Aspartam çok fazla kullanılıyor. Zero ürünlerde, light ürünlerde. Kanser hücrelerini doğrudan aktive etmesine neden oluyor. Sodyum benzoat dedim ya aslında bağlantılı hani benzoik asidin sodyum tuzu. Bu da askorbik asitle birleştirirse kanserojen bir etki olan benzen oluşuyor. Benzen de veren ve lenfoma dahil birçok kanser türüyle ilişkili. Tabii hani bu kadar çok kötü haber tellallığı yapmak da yanlış olur ama bu tür hazır gıdaları ne kadar az tüketirsek o kadar aslında daha sağlıklı beslenmiş oluruz. Kaçışımız yok yani bunları tüketeceğiz ama ne kadar bunlardan uzak durulursa o kadar iyi. Yani ne kadar az mesela hani işte asitli içecekler kola soda fant e, soda ama kola fanta gibi şeyleri böyle ne kadar az e, tüketirsek o kadar iyi. Ne kadar uzak durur. Hani onun yerine ayran içmek e, yani ya da şalgam içmek çok daha sağlıklı. Hani tercih edebiliyoruz orada işte tercih meselesi tamamen bize ait. Ya işte bir işte çok hazır gıda yönelik beslenmektense şekerden, direkt şekerden uzak durmak yapılabiliyorsa en mantıklı şeylerden bir tanesi. Yağlanmayı engellemek adına. Mesela hani çöp gıda dediğimiz o işte hamburgerler tamamen çöp gıda aslında. Hani bakteri bile üremiyor. Oradaki ekmeğin üzerinde, etin üzerinde. Hani evet şeyimiz varsa bunu ayda bir kere falan yiyebiliriz ama hani bu bir rutin beslenme ürünü olursa işte o zaman e, kronik rahatsızlardan kurtulamıyoruz maalesef. Şimdi Önemli alanına gelirsek doğru yanlış testi var. Herhangi bir işlemden geçirilmemiş gıdalar doğal gıdalar mıdır? Doğru. Salam, sosis, hazır gıdaya girer. Bunlar işlenmiş ürünlerdir. Koruyucu gıdanın, koruyucular gıdanın daha lezzetli olmasını sağlamaz. Koruyucular sadece maddenin uzun ömürlü olmasını sağlar. Üzerinde son kullanma tarihi olarak 18.01.2020 yazan süt en geç 20.01.2020'de tüketilmeli. Neden 20'de tüketilsin ki? 18 yazıldıysa en geç 18'de tüketilmelidir. İfade hatalı. Gıda katkı maddelerinin sağlık üzerinde olumsuz etkileri mutlaka vardır. Doğru. UHT işlemi 140 ile 150 derece Celsius arasında 200 saniye eline çok kısa bir süreliğine oluşturulur ve hemen soğutulur. Doğru bir iş, e, ifade. Renklenecer gıdaya taze bir görünüm kazandırır mı? Evet. Yani bu kalitesizliği kaliteli hale getirmek için de kullanılır. Gıda katkı maddeleri E kodlarla verilir. Doğrudur. Europan simgesinden geliyordu. Gıdada fazla ayrılmasını engellemek için antioksidanlar değil emigatörler kullanılır emisyonlaştırıcılar diyoruz bunlara. Pastörize sütün besin değeri UHT sütün besin değerinden daha düşük müdür? Hayır. Daha yüksektir. Çünkü daha az e, düşük ısıya maruz kalır ve yaralı bak bakteriler de orada bulunmaya devam eder. UHT sütlerde besin değeri biraz daha düşüktür. Bunu böyle söylemiş olalım. 18. öğrenme alanına geldiğimizde günümüzde hazır gıdaların tercih edilmesinin temel nedenleri hızla çoğalan nüfus sayılabilir. Çalışma saatlerinin artması, insanların yemek yapacak zaman bulamaması Zamandan tasarruf sağlanması da ilintilidir. Bunların hepsi e, temel neden olarak görülebilir. UHT ve pastörizasyon işlemi ile ilgili hangileri doğru olur? Pastörizasyon 60 ile 100 derece arasında olur. Doğru. UHT'de mikroorganizmalar tamamen yok olur. Doğrudur. Yüksek sıcaklıkta çünkü yararlılar da ölüyor. Her iki işlemde besin değeri değişmez. Yanlış. Her iki işlemde besin değeri biraz kaybolur ama UHT'de çok daha fazla kaybolacaktır. Gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları hangileriyle ilgili olabilir şimdi burada gıdaların renk ve kokusunu değiştirmek Temel amaçlardan bir tanesi aslında e, kokuyu da baskılamak önemli hatta ona hoş koku da sağlamak Albenisini arttırmak adına Besinlerini arttırmak gibi bir aslında e, çok bir amaçları yok gıda katkı maddelerinin Burada sadece dediğimiz gibi raf ömrünü uzatmak e, güzel görünmesini sağlamak albeniyi arttırmak Gibi etkiler var besinlerini arttırıcı bir şey yok raf uzatmak var. Gıda içerisindeki maddenin ayrılmasına engel olmak. Yine emilgatörler için bu söz konusudur. Doğru cevap 1, 3, 4 olur. 21. öğrenme alanına geldiğimizde ise boşluk doldurma var. Monotokta yöntemi besin maddelerindeki bakterileri öldürür. Bu hangi yöntem? UHT yöntemi. Ultra high temperature. Ultra yüksek sıcaklık. İşlenmiş ve paketlenmiş olarak satılan içine katkı maddeleri içeren gıdalara hazır gıda ismini veriyoruz ki paketli olan her şeylerde hazır gıda. Gıda katkı maddeleri E koduyla simgelenir. Yönteminde besin maddesi önce 130 dereceye birkaç saniye ısıtılır sonra aniden soğudur. O HT yöntemi olacak bu. Ee, burada başka bir şey var mı? Yok tamam. Gerçi şuna pastörizasyon denir. Maddeler, besin maddelerindeki bakteriler öldürür dedi. Hani pastörizasyon da olur. Bu UHT de olur. Ben oraya UHT yazdım ama şu daha çok UHT'nin karşılığı. Yani 130 tam UHT'nin karşılığı. Su ve yağ gibi maddenin karışmayan maddenin karışmasını sağlayan maddelerse emülgatörler. Buna da emülgatör demek gerekir ya da emülsiyonlaştırıcılar denir. O zaman şuraya düzelteyim ben. Buraya pastörizasyon diyelim. Hani şeyi doldurmak adına, yukarıdaki kelimeleri boş bırakmamak adına bu şekilde bir tercih yapılabilir. Gıdalar konusu altında yenilebilir yağ türleri var. Bunlar da yağlar insan vücudu için çok çok gerekli e, ikinci enerji verici moleküller ve molekül başına en çok enerji verenler. Yağlar yağ asitlerinin gliserolle esterleşmesiyle oluşur. 3 yağ asidi bir gliserinle birleşerek 3 tane ester bağı yaparak bir tane yağ molekülü oluşturur. E, burada e, içerisinde işlenebilir oranda yağ içeren bitki ve tohumlardan değişik yöntemlerle yağlar elde ediliyor. Ve bu yağların bazıları gıda sektöründe bazıları kozmetikte. Bazıları kimya endüstrisinde çözücü olarak kullanılıyor kaynağına göre hayvansal ve bitkisel yağlar var. Fiziksel özelliklerine göre ise katı yağlar ve sıvı yağlar var ki bu bitkisel yağlar sıvı yağ, hayvansal yağlar katı yağ olarak da sınıflandırılabilir. Katı yağlara bakarsak oda sıcaklığında katı halde bulunur. Doymuş yağ asidi oranı yüksektir. Yani doymuş yağ asidi demek yapısında çift bağ bulundurmayan asitleri demektir ki bunlar ne kadar fazlaysa yağ Oda koşullarına katı halde olur. Tereyağı, margarin, kuruk yağ, iç yağ bunlara örnek olarak sayılabilir. Bunlar hayvansal kaynaklardan, bitkisel yağlar hidro, hidrojenle doyurulmasından elde edilebilir. Yani bitkisel yağlardan elde ettiğin yağ asitlerini doyurarak hidrojenle margarinleştirmelerimiz işlemi yapabilirsin. Yapılabiliyor zaten. Tereyağına bakarsak tereyağlar hayvansal bir gıda maddesi, ham maddesi süt yağıdır. Yağın bileşiminde %82 oranında süt yağı var. Bunun yanı sıra su, süt şekeri yani laktoz, mineraller, kolesterin, suda çözülmüş vitaminler ve proteinler var. Yani besleyici bir yağ tereyağı. Ee, i̇nekten elde edildiğini, sarı iken mandıran elde edildiğini beyaz renktedir. Tereyağının bir diğer özelliği yapısında yüksek oranda yağ asitlerinin gliseritlerini ve kısa karbon zincirli doymuş yağ asitlerini içermesidir. Yağlar arasında en yüksek protein içeren gıdadır. Yağlar arasında yani zikaret. Tereyağı üretimi pastörize edilmiş kremadan da yapılır. Ortalama olarak 1 kilo tereyağını elde etmek için 20 kilogram süte ihtiyaç vardır. Tereyağın özel kokusu butirik asitten kaynaklanır. Bu özelliği diğer yağlardan kolaylıkla ayırt edilmesini sağlar. Şimdi margarine gelecek olursak margarinde durumlar nasıl? Burada rafine yağlar, bitkisel rafine yağların su, süt tozu gibi maddelerle karışılması sonucunda ince kristalli bir besin maddesi olarak elde ediliyor. Üretici firmalar bu karışma daha sonra aroma ve renk veren maddeler katarlar. İlk olarak tereyağın ucuz bir alternatif olarak çıkmıştır ancak daha sonra bu işte bitkisel ve hayvan sayıların karıştırması elde edilirken artık hayvan sayıları margarinlerde kullanılmıyor. Tamamen bitkisel kaynaklardan elde ediliyor günümüzdeki margarinler. Margarinler de böyle tereyağına benzer şekildedir. İçerisine çok fazla katkı maddesi konuluyor. Besleyici maddeler katılıyor. günümüzde tamamen bitkisel yağlardan üretilip kolesterol içermiyorlar. Yeni düzenlemeler sonucunda firmalar modern margon olarak adlandıran ve korosu açamayan trans yağ oranı çok düşük. Hatta üzerinde sıfır trans yağ ama sıfır demesi %2'den daha az içerdiğini gösterir. Hiç trans yağ yok diyemeyiz. Onu da söyleyeyim. Margarinler trans ve doymamış yağ asidini içerirler. Onu da söylemiş olalım. Sıvı yağlar gelecek olursak sıvı yağlarda oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Doymamış yağ asidi oranı yüksek olan yağlardır ki bunlar bitkisel yağlar. Daha sağlıklı yağlardır. Zeytinyağına bakarsak zeytin ağacının meyvesinden elde edilen sıvı yağ. %55-83 oranında sıvı yağ asitleri. %50 ile 20 oranında palmitik asit. %0 ile 5 arasında linoleik asit. %0 ile 4 arasında sityalik asit var. Daha çok burada tabi ne var? Sıvı yağ asitlerinin işte Oranlar bu şekilde veriliyor. Şimdi omega 3 asitleri bakımından e, önemli bir bileşen omega 3 en çok balık yağında var zaten. Zeytinyağın rengi ve kalitesiyle e, zeytinyağının rengi ve kalitesi arasında bir bağlantı yok. Bunu söyleyelim yani işte yeşil olan iyidir, sarı olan şöyledir falan diyemiyoruz. Doymamış yağ oranı yüksek. Bunların zeytinyağı kalp rahatsızlığı, diyabet ve bazı kanserlerin gelişme riskini azaltır. Yüksek E vitamini içeriği vardır. E, o yüzden güçlü bir antioksidan özelliği var zeytinyağının. Ama şuna dikkat etmek lazım. Işık altında bozuluyor. Radikalik şeylere dönüşebiliyor. Ya asitleri. Ee, sıcakta da bozulabiliyor. Bu faktörlere dikkat etmek lazım. Serin yerde e, saklanmalı bozulamına ya da aşırı soğuklara konulup onun kristallenmesi engellenmeli ve ışık kaynağından uzak tutulmalıdır. Ya e, zeytinyağı da bekleyince bozulur, hava almamalıdır. O yüzden tazeyken tüketilmesi tavsiye olunur. Yani Aldım bir yağı 3 sene sonra yemenin bir anlamı yok. O sezon içinde tüketilmesi en iyisidir. Ayçiçeğine yağına gelecek olursak ayçiçeği bitkisinin çekirdeklerinden ve elde etkilenen bitkisel yağlar yapısında bol miktarda doymamış asitleri var. Günümüzde çok kullanılıyor yani evlerde falan en çok kullanılan yağ bu. Genel olarak besin amaçlı kullanılır. Bunun yanı sıra biyodizel ve ilaç endüstrisinde de kullanılıyor. Yüksek kalori olmasına rağmen vitamin ve minerallerden yoksundur. Biraz kalitesi düşük aslında. E vitamini ve K vitamini açısından da zengin bir yağdır. Mısır özü yağına gelecek olursak burada da yapısına %25 oranında tekli doymamış yağ, %60 oranında çoklu doymamış yağlar ve %10 oranında doymuş yağlar var. Çok az miktarda doymuş yağ var farkındaysan. Ee, burada tekli ve çoklu doymamış yağlar yani bitkisel yağlar içeriyor. Bu nedenle kanda kolesterol seviyesini düşürücü etkisi var. Sindirim sisteminin çalışmasında yara etkileri vardır. Kabızlığı engellemesi söz konusu. Karbonhidrat içeriğinden enerji veren bir yağdır. A vitamini gözlere olan faydası zaten söylenebilir. A vitamininin kan yapıcı özelliği var. Mısır özü yağı yüksek ısıya dayandığı için kızartmalarda da kullanılabilmektedir. Ayçiçek yağı gibi. Fındık yağına bakarsak uzmanlara göre sıvı yağlar içerisinde en sağlıklı olandır. Ee... Tabii pahalı olanlardan da bir tanesi bu maalesef zeytinyağı gibi. Kolesterol düşürücü etkisi var. Kan şekerini düzenler kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu bir özelliği de vardır. Trans yağsı da kolesterol ve herhangi bir katkı maddesi içermemektedir. Bu anlamda zaten sağlıklı oluyor. Bütün yağlar arasında en yüksek yanma ve en düşük donma derecesine sahip olan yağdır. O yüzden bu da kızartmalarda kullanılabilir. İnsan vücudunda en çok yararlı olan yararlı kolesterolü yükselten ve en hızlı yakılan yağ olarak birinci sırada yer almaktadır. Düşük donma derecesi yağın vücut içinde dolaşımındayken katılaşmasını ve damar tıkanıklığına yol açmasını engeller. 220 ile 240 derece Celsius olan yanma ısısı özelliğiyle hem sağlık hem de lezzet açısından en büyük sorun olan yağın yanması problemini engeller. Yanık yağ kokusuyla yanmış yağ tadını ve bunların beraber getirebilecek kanserjen etkiyi de ortadan kaldırır. Yani kızartmalarda sıcak yemeklerde güvenle kullanılabilecek bir yağdır. Şimdi bu e, hani yağ endüstrisinde özellikle zeytinyağında işte sızma zeytinyağı, riviere yağ, işte yemeklik yağ, e, winterize yağ falan gibi kavramlar var. Bunlar ne demek onlara bakalım. Bir defa sızma yağlar en doğal yağlardır. Soğuk sıkım olanlar özellikle tercih edilir. İşte ilk sıktık böyle zeytini ilk çıkan yağdır bu. Yani hiçbir şeye girmeden hiçbir ne neyin adı işleme girmeden, tabi olmadan elde edilen yağdır. Eski usul preslerde böyle taş preslerde veya modern sıkılıp pozasına ayırmasıyla elde ediliyor bu yağlar. edildikten sonra başka bir işleme gerek duymadan tüketime sunulur. Asit oranı yüksektir. Keskin güçlü bir tara sahip olan yağlardır ki bunlar daha çok işte salatalarda veya direkt içerek iç içmek için kullanılan yağlardır. Sızma yağlar o yüzden de ee, en doğalıdır diyebiliriz. Rafine yağlara bakarsak yağın yapısı değiştirilmeden artma, koku, asidlik, reçine giderme gibi işlemlere tabi tutulan yağdır. Yağ yabancı madde eklenmiyor. Fakat buradaki işte asidliği falan azaltıcı etkiler yapılıyor. İnci yemeklik yağ olarak bilinir rafine yağlar. Kokusu ve asit daha az olan açık renk rafine yağların gıda değeri daha azdır. Ee, şimdi rafine yağlarda biraz işlem var ama asıl şey e, kullanılan en çok kullanılan marketlere satılan Riviera yağı. Bu yağlarda şöyle %15 ile %40 arasında natürel yağ. %60 ile %85 arasında rafine zeytin karışımını içeren yağlardır. Yani yaklaşık %30-40 arası sızma yağ geri kalanı rafine yağlardır. Rafine yağlar kokusuz ve tatsız olduğundan bu şekilde kullanılması sağlanır. Ee, yani biraz daha tat koyuyoruz. Çünkü rafine yağda koku ve tat kalmıyor. Onun içine biraz sızma yağ koyduğumuzda koku ve tat geliyor. Hani zeytinyağı tadı geliyor. Ona da riviera yağı diyoruz. Asit oranı %1'den azdır. Çoğunlukla yemeklerde kullanılır. Yani sıcak yemeklerde kullanabiliyoruz. Tat olarak sızma yağı benzese de besin değeri sızma yağdan düşüktür. Çünkü zaten sızma yağı oranı düşük. Vinterize yağlara bakarsak bazı yağların yapısında bulunan donma noktası yüksek bileşenler yağ soğuduğunda don donarak yağı bulandırır. Donmuş yağ asitlerini süzülerek yağdan uzaklaştırılması işlemine vinterizasyon işlemi denilir. Yani yağı biraz soğutuyoruz. Donmaya donma derecesine falan geldiğinde Orada yağda kristallere maddeleri süzüyoruz, uzaklaştırıyoruz ve daha böyle don don yani soğukta böyle donmayan yağ gibi bir şey elde ediyoruz vinterizasyon işlemi sonucunda. işlem i̇şlem sonucunda yağın bulanıklığı da giderilmiş olur. Bu tür yağlara vinterize yağlar diyoruz. Yenilebilir yağların yanlış kullanımı ve sağlığa zararlarına bakacak olursak burada yemeklerde, salatalarda, kızartmalarda işte tatlı falan, kekmek falan yaparken kullanılıyor. Aşırı ya da yanlış kullanımı sağlık sonuna yol açıyor. Yağların fazla tüketilmesi bir defa zaten yüksek oranda şey verdiği için hani enerji verdiği için kilo alma problemi ne yol açar. Ee, bunun yanı sıra işte iç organlarda yağlanma, kalp damar hastalıklarına yol açacaktır. Yağların güneş gören ortamda veya sıcak ortamda saklanması veya ışık alması e, serbest radikal oluşumunu destekler. Bu da vücudumuz için kanserojen etki yapacak anlamına gelir. Kızartma yağlarının çok sık tekrar tekrar kullanılması da yine radikal oluşumuna yol açacağı için onlar da kanserojen etki yaratacaktır. Bu nedenle kızartma yağları en fazla bir kere kullanılmalıdır. Hani çok çok hadi zorlasak iki kere kullanılır ama artık iki kereden sonra o yağı değiştirmek gerekiyor. Özellikle erime noktası yüksek katı yağların fazla tüketilmesi sakıncalı. Bu yağlar vücuda sindirme düzeyi de düşüktür. Margarin üretimi sırasında açığa çıkan trans yağlarında tamamen yok edilmesi mümkün değildir. Oluşan trans yağlarda sağlığı olumsuz etkilemektedir. Ve burada işte kilo ile bağlantısını görüyoruz. Hem yağların hem karbonhidratların, şekerin, hazır gıdaların böyle etkileri var. Yağlar yüksek sıcakta kullanıldığında kimyasal yapısı değişir. Yanarak zehirli hale gelir. Zararlı maddeler, serbest radikaller oluşur. Kanserojen etki oluşmasına yol açar. Defalarca kullanılması da yine benzer şekilde serbest radikal oluşumunu, kanserojen etki oluşumunu destekler. Bağışıklık sistemi zarar görmesine neden olur. Yağların yanlış koşullarda saklanması sağlı olumsuz yönde etkiler. Bu bozulma ile beraber ısı, oksijen ve ışık kaynaklı bozulmalardır. Yağlar serin, kuru ve karanlık yerde saklanmalıdır. Veya ışık almayan şişelerde depolanmalıdır. Koyu rengi şişelerde. Öyle spot ışıkları altında satılan yağlar aslında alınmasa daha iyi. Hani plastik, effaf şişelerde satılıyor bir de. Yani terekelerde, ışık almayan yerlerde korunan yağlar daha sağlıklı oluyor. Yağların gerekenden fazla kullanmasına bakarsak burada az önce bahsettik işte hazır gıdaların da yol açtığı sebepler aslında bunlar İşte tip 2 diyabet e, işte insülin direncinin oluşması göbek bölgesinin aşırı yağlanması karaciğer yağlanması aterosklerozlarımız damar tıkanıklığı damar sertliği e, kalp ritminde bozukluk kalp krizi metabolik sendrom yüksek tansiyon hipertansiyon gibi e, birçok e, sebebiyet veriyor. Her şeyin fazlası zararlı tabii ki. Ama hem yağların hem hazır gıdaların böyle olumsuz etkileri var. Ee, fazla kullanılmasın ama sağlıklı dediğimiz yağlar o tereyağları, zeytinyağları tabii ki aşırı kullanırsa onlar da zararlı ama en azından onların yararı çok daha fazla. Onu da söylemiş olalım. 22. öğrenme alanına geldiğimizde bakalım doğru yanlış testinde. Yağlar bitkisel ya hayvansal kaynaklı olabilir. Bu anlamda katı ve sıvı yağlar diye hikayeliyordu. Tereyağının Proteince zengin olduğunu söylemek mümkün. En zenginlerden bir tanesi. Margarinler sıvı yağların hidrojenlenmesiyle laboratuvar koşullarında ya da fabrikasyon ortamında elde ediliyor. Ki Burada trans yağlar oluşuyordu. Trans yağlar ise, sağlık açısından oldukça zararlıdır. Yararlı değildir. Zeytinyağı A, D, E ve K vitamini açısından zengindir. Özellikle E vitamini açısından oldukça zengin bir yağ türüdür. Mısır özü yağı kızartmaya uygundur. Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Bu uygun değildir ifadesi hatalı oluyor. En sağlıklı yağ olarak fındık yağı biliniyor. winterize yağlar e, bulanıklığı gidermek amacıyla kullanılır ki bulanık görülmesi söz konusu değildir. Bu ifade hatalı. Sızma ve rafine yağlar karıştırarak Riviera tipi yağlar elde edilir. Doğru. Özellikle rafine yağlara tat kaymak, katmak amacıyla sızma yağ katılıyordu içerisine. Sızma yağların asit oranı da yüksektir. Bu ifade hatalı. Riviera yağlarda bu asit oranı düşük oluyor. 23. Öğrenme alanına geldiğimizde yenilebilir yağlarda katı yağlardan. Tereyanı tereyağını sayabiliriz. Çok e, benimsemesek de bir de margarin sayılabilir burada. Sıvı yağlara bakarsak burada işte zeytinyağı sayılabilir. Değil mi? Zeytinyağı, ayçiçek yağı bu sayılabilir. E, mısır özü. Bunları gördük değil mi? Müfredatımıza bir de ne vardı? Fındık yağı. Buna ceviz yağını da ekleyebiliriz. Zaten ceviz yağları da satılıyor. O da sağlıklı bir yağ türüdür. 24'e bakarsak kızartma amaçlı kullanılan yağlar için doğrudur. Tekrar tekrar kullanması bağışıklık sistemini zayıflatacaktır. Doğru. Kullanılması önerilmiyor. Fazla tüketilirse damar tıkanıklığı ve yüksek kolesterol neden olur. Çünkü serbest radikaller oluşuyor. Yüksek sıcakta kullanılması kanserojen madde oluşumuna neden olacaktır. Ee, bu da yağların yapısını bozan bir faktördür. Verilenlerin hepsi kızartma amaçlı kullanılan yağlar için doğru olur. Ünitemizin bu bölümü bu şekildeydi. Şimdi sırada kavram ve pekiştirme testlerimiz var.